Bu bölümümüzde teorik fizikteki temel bir soru üzerinden tartışacağız. Her şeyin gerçekleştiği ancak zaman değişkeninin olmadığı bir evreni nasıl tanımlayabiliriz? Bu düşünce deneyi ayrıcalıklı bir zaman yönünden veya evrensel bir zaman koordinatından yoksun bir çerçeve önererek fizik hakkındaki geleneksel anlayışımıza meydan okumaktadır. Doğayı tanımlamak için zaman bir gereklilik değildir. Bunun yerine temel unsurlar değişiklikleri tasvir eden değişkenlerdir. Gözlemleyebileceğimiz, algılayabileceğimiz ve nihayetinde ölçebileceğimiz nicelikler. Örnekler arasında bir yolun uzunluğu, bir ağacın yüksekliği, ekmeğin ağırlığı, gökyüzünün rengi, gök kubbedeki yıldız sayısı, bir bambunun esnekliği, bir trenin hızı, bir elin omuza uyguladığı baskı, bir saatin akrebinin konumu ve güneşin ufuktaki yüksekliği yer alabilir. Ayrıcalıklı bir değişken seçip ona zaman dememize gerek yoktur. Bilim yapmak için değişkenlerin birbirlerine göre nasıl değiştiğini açıklayan bir teoriye ihtiyacımız var. Evrenin temel teorisi bu şekilde inşa edilmelidir. Bir zaman değişkenine ihtiyaç yoktur. Sadece doğada gözlemlediğimiz şeylerin birbirlerine göre nasıl değiştiğini bize söylemesi gerekir. Yani bu değişkenler arasındaki olası ilişkileri tanımlamalıdır. Kuantum yerçekiminin temel denklemleri tam olarak bu şekilde inşa edilir. Bir zaman değişkeni içermezler ve evreni değişen nicelikler arasındaki olası ilişkileri belirterek tanımlarlar. Bu teori nesnelerin zaman içinde nasıl değiştiğini tanımlamaz. Bunun yerine nesnelerin birbirlerine göre nasıl değiştiğini, tıpkı dünyadaki olayların birbirlerine göre nasıl gerçekleştiği gibi tanımlar. Bryce David ve John Wheeler, evrenin dinamiklerini tanımlayan en basit denklem yapısını keşfettiler. Doğanın dinamikleri onu tanımlayan tüm değişkenler arasındaki ilişkileri açıklayarak denklemlerle ifade edilir. Her şey eşit seviyededir. Olası olayları ve bunlar arasındaki olası ilişkiler belirtilir. Bu evrenin mekaniğinin temel biçimidir ve zamandan bahsetmesi gerekmez. Zaman değişkeni olmayan bir evren, karmaşık bir evren değildir. Olağanüstü iyi tanımlayabildiğimiz olasılık kurallarına uyan değişkenlerle birbirlerine bağlı olayların karmaşık bir ağıdır. Bu paradigma değişimi, evreni anlamaya yönelik geleneksel zaman tabanlı yaklaşımımızın fiziksel nicelikler arasındaki daha temel, zamansız ilişkilerin ortaya çıkan bir özelliği olabileceğini ima eder. Bu teorik çerçeve, zamanın genellikle bir kavram olmaktan ziyade ortaya çıkan veya ikincil bir kavram olarak göründüğü kuantum mekaniği ve genel görelilik ilkeleriyle uyumludur. Evrenin açıklamalarımızda zamanın rolünü yeniden düşünmemizi sağlayarak, fiziğin nihai yasalarının zamanı temel bir yön olarak içermeyebileceğini iddia etmektedir. Döngü kuantum yerçekimi denklemleri, Wheeler-David teorisinin modern bir yorumunu temsil etmektedir. Bu denklemlerde zaman değişkeni yoktur. Teorinin değişkenleri bilinen maddeyi, örneğin fotonlar, elektronlar ve atomları oluşturan diğer parçacıklar gibi ve yerçekimi alanını oluşturan alanları tanımlar. Tüm bu bileşenler eşit bir zeminde tanımlanır. Amaç evrenin birbirleriyle tutarlı, ancak farklı parçalardan oluşan, anladığımız haliyle tam olarak tutarlı bir tanımını sağlamaktır. Alanlar, fotonlar ve kuantum yerçekimi parçacıkları gibi temel parçacıklardan oluşan, daha doğru bir şekilde uzay kuantaları olarak adlandırılan granüler bir yapı ile ortaya çıkar. Bu temel parçacıklar uzayda var olmaz. Bunun yerine uzayın kendisini oluştururlar. Daha kesin bir ifadeyle evrenin uzaysallığı bu parçacıklar arasındaki etkileşim ağıdır. Zaman içinde var olmazlar. Sürekli olarak birbirleriyle etkileşime girerler ve yalnızca bu sürekli etkileşimler yoluyla var olurlar. Bu etkileşimler evrenin bir olay olarak ortaya çıkışının ta kendisidir. Bu belirli bir yönü veya doğrusal düzenlemesi olmayan, kavisli veya pürüzsüz bir geometrisi olmayan zamanın en temel biçimini temsil eder. Bu kuantalar arasındaki etkileşimler karşılıklı ve ortaya çıkan etkileşimlerdir. Yalnızca birbirleriyle etkileşimleri nedeniyle ortaya çıkarlar. Bu dinamiklerin temel doğası olasılıkçıdır. Bir olayın meydana gelme olasılığı, başka bir olayın olasılığı verildiğinde bu teorinin denklemleri aracılığıyla temelde hesaplanabilir.
Bu yaklaşımın özü, geleneksel uzay ve zaman kavramlarımızın daha temel etkileşimlerden kaynaklanan, ortaya çıkan olgular olduğunu gösterir. Döngü kuantum yerçekimi arka plandaki bir uzay zamana dayanmaz. Bunun yerine uzay ve zamanın kendilerinin kuantum etkileşimlerinden ortaya çıktığını varsayar. Bu yaklaşım evrenin yapısına ilişkin anlayışımızı zorlar ve genişletir. Kuantum mekaniğinin olasılıkçı doğasını genel görüldüğün geometrik doğasıyla bütünleştirir. Ve böylece kozmosu en temel düzeyde tanımlamak için tutarlı bir çerçeve sağlar. Evrenin olaylarının eksiksiz bir haritasını veya geometrisini çizmek imkansızdır. Çünkü olayların ve zamanın ilerlemesi her zaman etkileşim halindeki fiziksel sistem içinde ve ona göre gerçekleşir. Evren birbirleriyle etkileşim halinde olan perspektiflerin bir koleksiyonudur. Evrenin dışarıdan bir görünümü mantıklı değildir. Çünkü evrenin dışarısı yoktur. Yerçekimi alanının temel kuantaları Planck ölçeğinde mevcuttur. Uzaysal ve zamansal kapsamlar bu kuantalar ve etkileşimleri tarafından belirlenir. Uzaysal bitişiklik ilişkileri bu uzay kuantalarını spin ağları adı verilen ağlarla birbirine bağlar. Spin terimi uzayın simetrileriyle eş anlamlı olan uzay kuantalarını tanımlayan matematikten türetilmiştir. Bir spin ağı içindeki tek bir döngüye döngü denir ve teoriye adını verir. Bu ağlar teoride spin köpükleri olarak tanımlanan ayrı sıçramalar yoluyla birbirlerine dönüşürler. Bu sıçramaların meydana gelmesi büyük ölçeklerde uzay zamanın pürüzsüz dokusu olarak görünen örgüyü oluşturur. Teori küçük ölçeklerde dalgalanan, olasılıksal olan ve ayrı kuantum özelliklerine sahip bir uzay zamanı tasvir eder. Bu ölçekte sürekli olarak ortaya çıkan ve kaybolan kuantaların çılgınca bir şekilde köpürmesi vardır. Bir kara deliğin kuantum fazı sırasında tekilliğin içinde ve yakınında kesin bir uzay zaman yoktur. Bunun yerine spin ağlarının bir kuantum süperpozisyonu söz konusudur. Bir elektronun emisyon ve tespit arasında birden fazla konumda geçen bir olasılık bulutu olarak görünebilmesi gibi kuantum çöküşü geçiren bir kara deliğin uzay zamanı da şiddetli zamansal dalgalanmalar fazından geçer. Kuantum süperpozisyonunda farklı zamanlar vardır ve bunlar daha sonra yani patlamadan sonra sabitlenir. Zaman kavramının son derece belirsiz olduğu bu ara fazda hala ne olduğunu açıklayan denklemlerimiz var. Bunlar zamanı içermeyen denklemlerdir. Bu döngü kuantum yerçekimi tarafından tanımlanan evrendir. Bunun evrenin doğru tanımı olduğundan emin olmasak da kuantum özelliklerini göz ardı etmeden uzay zaman dikkate almanın tek tutarlı ve kapsamlı yöntemidir. Döngü kuantum yerçekimi temel uzay ve zaman olmadan tutarlı bir teorinin formüle edilebileceğini ve nitel tahminlerde bulunabileceğini göstermiştir. Böyle bir teoride uzay ve zaman artık evrenin kalıpları veya genel biçimleri değildir. Bunun yerine temelde ne uzayı ne de zamanı tanıyan, yalnızca olayları ve bunların ilişkilerini tanıyan bir kuantum dinamiğinden türetilen yaklaşık yapılar mevcuttur. Temel fizikte temel zamandan yoksun bir dünya karşımıza çıkmaktadır. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın.